Belki bu 20. kişimiz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Altından kalkacak dedik. Şu anda Çınıl'dayız. Evimize daha yakın bir yer. Esasen İstanbul'uz. Ben Orbay, eşim Huri. Bu sene ayrıca 43 yıl evimiz. Yaklaşık 10 sene kadar önce Çınıl'ya ilk adımımızı attık. 2 sezon kaldık ve çok memnun kaldık. Gerek pansiyondaki arkadaşlar, gerek pansiyonlar, gerekse halk ve denizi. Gerçekten çok güzel bir yer. İleriden 100 metre kadar sonra sağa dönüyorsunuz. Eğer Antalya tarafından geliyorsunuz, sol tarafa, Çıralı'ya doğru giriyorsunuz. Biz şimdi kaç tarafından geldiğiniz için sağa dönüp Çıralı'ya doğru giriş yapıyoruz. Eğer kendi arabanıza gelmiyorsanız, transfer veya minibüs kullanıyorsanız burada yazın, mutlaka minibüs olacak ve buradan aşağı sizi Çıralı'ya kadar götürecek. Çıralı'ya karavanla da gelebilirsiniz. Kendi özel arabanızla da gelebilirsiniz veya uçakla, otobüse de gelebilirsiniz. Nasıl geleceksiniz, nelere dikkat edeceksiniz, nelerin yanınızda olması gerekiyor, bunları size söylemek istiyorum. Çünkü biz de o zamanlar biraz zorluk çektik. Örneğin eczaneye ihtiyacımız oldu ve 20-30 km kadar gidip o eczaneden ürünü almak gerekiyor, ilacı almak gerekiyor. Şu anda Çıralı'nın futbol sahası denen bölümündeyiz. Burada şu anda, biraz sonra size de göstereceğim, yaklaşık bir 10-15 tane kadar karavan var. Karavanlar kış olduğu için burada, yazın böyle bir imkanları yok. Karavana nedense bu gibi yerler imkanlarını sunmuyor, kapatıyor. İnsanların gelip buraya buradan alışveriş yapmaları istiyorlar. 50'den fazla pansiyon var Çıralı'da. Sürekli ön camdan çekmeye çalışıyor, şöyle bak. Çıralı'nın yerleşim yerine gelmiş bulunuyoruz şimdi. Bir köprü karşılayacak sizi ve köprünün sağ tarafında banka vakitleri görüyorsunuz. Banka olmadığından dolayı. Yazın da fazla vakitte gelmeniz gerekiyor çünkü buralarda para olmayabiliyor. Karşıda sağlı sollu market, restoranlar karşılıyor ve sağ taraftaki yol sizi Olimpos'a götürüyor. Çıralı'nın çarşısı dediğiniz zaman çarşı burası. Bu kadar bir yer. Bizim şimdiye kadar gördüğümüz 4 tane marketi, 1 tane, 2 tane barı ve 4-5 tane restoranı mevcut. Toplam 200 metrelik bir uzunlukta kurulmuş bir caddenin sağlı sollu dükkanlar. Eğer direkt giderseniz köyün arkasına doğru geçiyorsunuz. Sağdan pansiyonlara doğru sapıyorsunuz. Yine baktığımız zaman her tarafta turistleri rahatlıkla görüyoruz. Bunlar yaz kış burada kalan artık Çıralı'ya yerleşmiş insanlar, yerli halk gibi olmuşlar. Pansiyonların olduğu caddedeyiz. Bu cadde denize paralel uzanıyor. Sağ taraf çalılar ve arkası plaj ve deniz. Akşamları buraların zifiri karanlık oluyor çünkü karitli karıntıların yumurtlama alanları biliyorsunuz. Eğer akşam isterseniz sahilde sabaha karşı karitli karıntıları da sahilde seyredebiliyorsunuz.
bilhassa solda, giderken solda bütün pansiyonlar var. Sağda iki tane pansiyon var sadece. Onlar biraz denize girerken size avantaj sağlayabiliyor. Fakat sol taraftaki pansiyonlarda gayet güzel, yeşillik içinde ve misafirperver insanların sahip olduğu pansiyonlar. Sağ tarafta futbol sahasını göreceğiz. Burası kışın karavanlar için gayet güzel. Ve şu anda göreceğiniz gibi komple yabancılar tarafından blok edilmiş hali. Fakat yazın komple burası karavanlara, günübirlik gelenlere dahi kapalı. Karavan da çünkü yazın burada konaklayacak herhangi bir yerde bir imkan vermiyorlar, bırakmıyorlar. Sonbahar ve ilkbahar. Evet, eğer gelmek isterseniz karavanda Mayıs ayına kadar, Mart, Mayıs arası çok güzel. Eylül'den sonra, Eylül-Ekim arası, Kasım, gayet güzel mevsim, denize girebildiğiniz ve karavanların rahat edebildiği bir sezon. Ama dediğim gibi Haziran, Temmuz, Ağustos'ta karavanla gelmeyi hayal etmemiz gerekiyor. Kaldığınız pansiyondan denize yürüyeceğiniz yol. Teknenin kış bakımında. Ve buranın halkının girdiği taraf sol taraf, maden denilen bölge. Eczanenin bir işin olması gerekiyor. Eczaneden ürünleri almalısınız. Hepsi, hemen hemen hepsi sabah kahvaltısı veriyor. Fiyatları akşam yemeği öğle yemeği dahil etmiyorlar. Akşam yemeği öğle yemeği fiyatları gayet uygun. Her sezon. Fakat bunun yanında bir şey içmek isterseniz ki onlar biliyorsunuz şu anda yer halinde. Eğer gelirken yanınıza alacağınız içeceklerinizi, eğer gelirken yanınıza içecek alırsanız bunları akşam veya öğlen kendiniz masalarınızı tüketebiliyorsunuz. Herhangi bir pansiyonunuz çıkmıyor. Zaten onlar da bunu anlayışla karşılıyorlar. Onun haricinde odalarınızda buzdolaplarınız da var. Ve gerekli olan malzemelerinizi buzdolabına koyarak burada iyi bir tatil geçirmenizi sağlıyor. Denizi gayet güzel. Antalya'da. Evet, onların değeri gayet güzel. Sol tarafını gördüğünüz zaman orada denize genellikle yerli halkın girdiği bölge. Mart ayı denize giren turistleri görüyoruz. Ve kumunun şifalı olduğuna inanılan bölge. Bütün yerli halkın burada denize girdiği görülüyor. Yaz olsa iyi bakın. Denize ulaşmasından kaynaklanıyor ve çok güzel bir soğukluk sağlıyor. Yazın Ağustos'ta yatıyor, Kuzey ile birazdan insanlar oralarda denize girmeyi daha çok tercih ediyor. Böyle bir yere geldiğiniz zaman yapacağınız en güzel şey tekne turu. Tekne turları buradan da kalkıyor, Çıralı'dan da kalkıyor, Adrasan'dan da kalkıyor. Adrasan'dan kalkan tekne turunda iki tane seçenek deniz oluyor. Bir sulu adı tarafı var. Bir de Çıralı'dan kalkan teknenin de gittiği ortak kullanımları. Cennet Kuyu, Sazak Kuyu, Ceneviz Kuyu gibi yerler. İki turu da yaptık, senelerce yaptık.
Fakat inanın Çıralı'dan çıkacağınız tur en güzel tur. Buradan çıktığınız zaman Cennet Koyu'na gidiyorsunuz. Sazak Koyu'na gidiyorsunuz. Ceneviz Koyu'na gidiyorsunuz. Bir iki tane daha koy gösteriyor size kaptan. Gerçekten çok güzel bir tur. O turu yapmanız gerekiyor. Fiyatlar da herkese aynı. Yani bizim İstanbul'da şurada burada alıştığımız gibi bir başka müşteriye şu kadar, bir başka müşteriye bu kadar diye bir şey yok. Fix fiyatlar. Hatta kaldığınız pansiyondan pansiyon sahibiyle eğer ayarlarsınız çok daha da rahat oluyor. Çıktığınız turlarda size öğle yemeği, hatta sabah kahvaltısı dahil, sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşama doğru artık o kaptan hanımının masrafına kalmış pişi yapıp veriyorlar. Ve en son akşam dönüşte de deniz kenarında şöyle güzel bir karpuz keyfine varıyorsunuz. Ve sonra tekrar geri dönüyorsunuz. Ve tekrar yapayım diye düşünüyorsunuz. İşaret yemeği yemek isterseniz. Unutular da. Arabayla ulaşılan bir yer veya kaldığınız pansiyonda buranın minibüsünü ayarlayarak da gidebileceğiniz bir yer. Yine fiyatlar uygundu, bilmiyorum bu sene ne olacak fiyatlar ama et ve balık çeşitleriyle altınızdan geçen akan şelaleye suyu geniş, akan su ekliğinde yemeğinizi afiyet yiyorsunuz ve saat 12'ye 1'e kadar güzel saatler geçiriyorsunuz. Çıralı'dan Olimpos görünümü. İlerisi Olimpos. Ve Çıralı'nın akşamları dolu olan restoranlarını görüyorum. Bir baştan Diyarbaşı'ya kadar diğer tarafta Olimpos'u görüyorsunuz. Ve deniz. Çıralı'nın denizi gerçekten çok güzel. Ve yazın buraya girdiğiniz zaman karetli karakterle beraber gidiyorsunuz. Ne buldun? Sana hediye. Oo, bile böyle bir şansınız var. Eğer sabah erken kalkarsanız bunları daha rahat bulabiliyorsunuz. Güzel, sen devam et. Bunlar da buranın endemik bitkisi, kum zambakları. Hatta kopartanlar için 35 bin lira kadar bir para cezası var. Yazın geldiğinizde açmış halini görebileceksiniz. Ayrıca karette karatların yumurtaları için yapılan demir korunaçları görüyorsunuz. Bunlar da yazın sabah buraya gelen gönüllüler tarafından yumurtaların üstüne konarak halkın basması engelleniyor. Karette karettaların koruma demiri diye size söylediğim şeyler. Bakın, yerli halkı şu anda kum zambaklarını korusun diye kullanıyorlar. Gerçekten çok güzel. Bravo. Buradaki ağaçlar da ilginç. Gövdelerine baktığınızda sanki döndürülmüş gibiler. Denize yakın oldukları için rüzgardan herhalde tuzdan bu hale gelmiş. Ama asırlık ağaçlar. Kuşlar, arılar ve biz. Bu arada yumurta almaya çalışan kertenkelelere karşı kuşların verdiği savaşı görüyoruz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama yardım edemiyoruz. Şu anda deniz pansiyonundayız. İlk geldiğimiz yer. Akşamları burada masalar kuruluyor ve nefis bir ortam. Limonları göster. Limonlar. Hamak. Sedirler. Ve odalar. Evler demem gerekiyor herhalde. Ne kadar olmuşlar? Bu kadar limonun yerde ne işi var? Çok
kimse bulamıyorken diyoruz değil mi?